Geçen gün Revir'de Lale'yi gördüm. Nasıldı? Memleket gibi. Üzülme. Lale güçlü kız. Bu biraz yakabilir. Şey mi söyleyeceksin? Sinan nasıl? Şu duvarların arkasından ne yaptıklarından bir haber yaşıyorum. Daha iki ay önce Tayfun'u öldürdüler. Bir kere onu görebilsem, iyi olduğunu onun ağzından duyabilsem. Yapamam. Sizi bir araya getirmemin imkanı yok. İnan çok isterdim. Ama benim buradaki durumum belli. Seni çok iyi anlıyorum. Ne hissettiğini biliyorum. Senin yaşlarında varım yokum. Babam sıkı bir Menderesçiydi. İstanbul'un taşı toprağı altın. Her mahalleye bir milyoner lafına çok inanmış olacak ki beni İstanbul'a yolladı. İşte esnaflığı öğrenirim. Onun da yardımıyla bir iş kurarım diye. Yollamadan önce beni bir aile dostumuzun kızıyla nişanladılar. Tabii o zamanlar bir sürü talibim var. Gün geçmiyor ki babamdan birileri beni istemeye gelmesin. Ama benim gönlüm hiçbirine kaymadı. O zamana kadar kasabanın dışına adımını atmamış olan ben, İstanbul'u hele hele Feray'ı görünce durdurabilene aşk olsun. Daha ilk hafta işe gitmez oldum. Her gece bir başka meyhanede. Bir gün yolum yorgana meyhanesine düştü. Tüm hayatımı seyrini değiştiren o kadınla karşılaştım. Lüksandra. Koray'ı yaralı bir halde hastaneye getirdiler. Başımdan darp edilmişti. Geceyi müşahede altında geçirdi. Bütün gece onunla ben ilgilendim. Daha ilk görüşte vurulmuştum ona. Sanki dünya sadece ikimiz için dönüyordu. En azından bir süre öyle devam etti. O inandığı şeyden hiçbir zaman kopmadı. Eskisi kadar olmasa da arkadaşlarına yardım etmekten hiç geri durmadı. Bir gün bir telgraf aldım. Telgrafta babamın ölüm döşeğinde olduğunu yazıyordu. Atladım eve gittim. İyileşir, yumuşar, Lüksandra'yla evlenmemiz için rızasını alırım dedim. 1955 yılıydı. Eylül ayıydı. Ajanslardan duydum. 12 Mart günleriydi. Kaçarken polis sırtından vurmuş onu. Lüksandra'nın dükkanını yakmışlardı. Evini de. Onu son kez çalıştığım hastanenin morgunda gördüm. Haftalarca sokaklarda onu aradım. Bulamayınca eve geri döndüm. Bu sefer de babamın mezarıyla karşılaştım. Vasiyet etmiş orada kalayım diye. Nişanlımla evlenirim. Onunla barışırım. Vasiyetini yerine getirmek istedim. Gerçekten istedim. Ama yapamazdım. Sevdiğim adamın acısı içimi dağlarken sırf babam istedi diye evlenemezdim. Burada yaşayamazdım. İçimdeki öfkeyi durduramıyordum. Kirbide kızdım. Kirbitten çıkan ateşe. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse benim acımı anlamadı. Geçer dediler. Unutursun dediler. Ama ne acım geçti, ne de onu unuttum. Kendimi sokaklara vurdum. Yıllarca onu görebilmenin hayalini kurdum. Sonunda bir şeyin farkına vardım. Onunla geçirdiğim 6 ay bütün bir ömre bedeldi.
onun başka bir coğrafyada yaşadığını bilmenin, bilmesem de ümit etmenin başlı başına yaşamaya değdiği... Size yardım etmeyi çok isterim. Ama nasıl yapabilirim ki? Sen onun, o senin nerede olduğunu biliyor. Sizi ayıran şu kaça kırık duvar. Lale'ye mektup yazsana.